Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti. Seçim sonrası vergi artışı olacak iddialarına da yanıt verdi. Dövize son günlerde yaşanan dalgalanmaya dikkat çeken Şimşek, Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak bir dalgalanmaya izin vermez dedi. Vatandaşlara spekülatif amaçlı yönlendirmelere itibar etmemeleri uyarısı yaptı seçim sonrası vergi artışı olacağı iddialarına bir kez daha yanıt verdi kamunun tasarrufa gideceğini söyledi Geçen sene deprem nedeniyle vergi artışlarına gittik. 2024'te bunlar olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV genel oranını artırmayacağız. Gelir ve kurumlar vergilerini artırmayacağız. Ancak istisna ve muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız. Milletimiz bu geçiş döneminde bir fedakarlık yapıyor. Kamu da bunu yapacak. Hiçbir bakanlığa, emekli olanların haricinde personel alımına izin vermiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kanal 7 yayınında konuştu. Enflasyonda düşüş için tarih verdi. Temmuz'un 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor dedi. Dövizdeki dalgalanmaya da değinen Şimşek vatandaşı uyardı. Seçim sonrası kur yükselir daha fazla kazanırım beklentisiyle yönlendirilen bir kesim var. İlave döviz talebinin ekonomik temeli yok. Amaç seçim öncesi güvensizlik ve belirsizlik yaratmak. Seçime kadar spekülatif amaçlı pozisyon almayı telkin etme devam edecek. Dünyanın hiçbir ülkesinde düşük dozda taleple kurda oynaklığa kimse izin vermez. Kur hedefimiz yok ama Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak bir dalgalanmaya izin vermez. Maliye Bakanı olarak ben vatandaşa tavsiyede bulunmam ama spekülatif amaçlı yönlendirmelere itibar etmemeleri kendi menfaatlerine olur. Şimşek kur korumalı mevduatla ilgili sorulara da yanıt verdi. Türk lirasını cazip hale getireceğiz. Kur korumalı mevduatta 29 haftadır kesintisiz şekilde azalma var. Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payı %42'ye yükseldi. Kredi notumuz arttı. Risk primimiz azaldı. Cari açık daralıyor. Büyüme dengeleniyor. Programımız çalışıyor. Meşakkatli bir süreç olacak ama küresel finansal koşullar Türkiye'yi destekleyecek şimşek uygulanan programla Türkiye'nin Dünya Bankası'nın orta gelirli ülkeler kategorisinden ilk defa yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükseleceğini de sözlerine ekledi.